evlilik hayatında maddi birliği sağlamak neden önemli? Ve farklı harcama alışkanlıklarınız olduğunda ne yapmalısınız? Maddi birliği sağlamak evlilik ilişkisinde önemlidir. Çünkü sevgi ilişkisinde çiftin arasındaki duygusal bağın önüne başka unsurların, özellikle de maddi konuların ve kişisel çıkarların geçmemesi gerekir. Geçtiği takdirde aradaki güvenin sarsılmasına yol açar. Evlilik birliğini kurarken ve aile yaşamında maddi konuların ve paranın gündeme gelmesi tabii ki de kaçınılmazdır. Ortak konutun seçimi, ev temini, ev eşyalarının alınması, evlilik olduktan sonra eşlerin, çocukların kişisel eşyalarının sağlanması, sağlık, eğitim, ulaşım, dinlenme gibi ihtiyaçların sağlanması, evin ısıtılması, aydınlanması, temizliği, bakımı, sigorta edilmesi gibi pek çok ortak hayatı ilgilendiren konularda masrafların karşılanması. Tüm bunlar eşler arasında iş bölümü ve paylaşımı zorunlu kılıyor. Daha nişanlılıkta da başlıyor bu konuların bir kısmı. Kim neyi ne kadar üstlenecek, nasıl bir yol izlenecek? Bu konuda tek bir doğru yoktur. Aileden aileye harcama ve biriktirme alışkanlıkları, üstlenilen sorumluluklar değişir. Ancak gelir seviyesi ne düzeyde olursa olsun, finansal konularda planlı ve programlı yaşamak aile refahına büyük katkı sağlar. Bu planlamayı yapabilmek için ta başından, daha nişanlılıkta, evlilik hazırlıklarından itibaren çiftin arasında açık ve samimi bir ilişki olmalıdır. Parasal konular üzerinde konuşmak herkes için çok kolay değildir. Çünkü parasal konular bazen kendini yetersiz hissetme ya da yeterliliğinden utanma gibi duyguları da tetikleyebilir. Evlilik hazırlıkları sürecinde bu konuları açık net bir şekilde konuşmamak, yanlış anlaşılmalara ya da gücünün üzerinde maddi yük altına girip evliliğe borç yükü ile başlamaya yol açabiliyor. Evlilik iyi günde kötü günde birlikte olmak üzere yola çıkılan bir yolculuk. Kendini gizlemeden olduğu gibi göstermek, borç yükü varsa bunu eşin bilmesi, tasarruf tercihleri ve harcama alışkanlıklarının konuşulması, sonradan bazı sorunların yaşanmasının önünü keser. Bu iletişim sağlanabilirse eğer, farklılıklar avantaja dönüştürülebilir ve varsa zorlukların birlikte üstesinden gelinebilir.